Münafık olan ne diyor? Ya diyor, münafıklık ne kadar güzelmiş diyor. Niye ki falan diyor. Ya çok rahat diyor, sabah namaza kalkmıyorsun diyor. Oruç da tutmuyorsun. İslam için bir şey harcamana da gerek yok. İslam'ı tebliğ etmene de gerek yok. Kitap okumana da gerek yok. Ondan sonra Müslümanlarla birlikte hareket etmene de gerek yok. Temiz olmana da gerek yok. Hayvan gibi yaşanıyor yani. Ve seviniyor. İnanılmaz rahatmış ya diyor. Mesela bir asker düşün cephede. Sen silahını atar, elbiseni çıkarır, kaçarsan tabii ki rahat edersin. Ama soysuz, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz haline düşersin. Kahpe ve kalleş olursun. Allah belanı verir. Cepheden kaçarsan dünyanın en haysiyetsiz adam olmuş olursun. Veyahut mesela doktor, acil hasta gelmiş, adam kan kaybediyor. Doktor diyor ki, ya ben vurup kafayı yatacağım, uyuyacağım. Acilde hasta ölürse ölsün diyor. E adam da arkasından diyorsa ki, oh ne rahatmış. Değil mi? E bu bir katillik, haysiyetsizlik ve şerefsizlik. Şimdi öyle bir bakış açısını hayatın diğer yönlerine de yaysa insan, berbat bir durum olur. Mesela bir anne düşün, çocuğun altını temizliyor, yemek veriyor, yiyecek veriyor. E çocuğu bırakıp tatile gitse, oh ne rahatmış dese, bu bir ahlaksızlık, çocuk ölür ve acı çeker. Münafığın ahmaklığını tarif etmek için münafığın bir kere hayvan olmaması gerekiyor. Şimdi hayvana neyi açıklayacaksın? Hayvan ayette diyor ki, konuşsan da diyor, ağzını açıp solur diyor, dilini sarkıtıp. Kızsan da ne yaparsan yap, dilini açıp solur diyor. Anlamaz, hayvan çünkü. Bunlar hayvandan da aşağı. O diyor, ne iyiymiş ya münafıklık diyor. Sen Allah'a, dine karşı sorumluluklarını bırakırsan, efendim, değil mi? Eğer askersen, cepheden kaçıyorsan, doktorsan, ameliyatta hastayı bırakıp tatile gidiyorsan, kahpelik yapıyorsun, kalleşlik yapıyorsun, cinayet işliyorsun. Dünyanın en şerefsiz adamısın demektir. Mesela bir öğretmen düşün. Öğrenciler sınıfta bekliyor. Ya diyor adam, sabah sabah ne gideceğim okula? Onlarla mı uğraşacağım diyor. Vuru kafayı yatarım diyor. Böyle. Oo ne rahatmış ya diyor, gitmemek diyor. Hizmet etmemek. Öğrenciler ne olacak? Eğitim ne olacak? Ya boş ver diyor ya. Bana ne diyor yani. Ben keyfime bakarım diyor. Ama çok rahatmış, bayağı iyiymiş bu diyor. Bunu hayvan yapmaz, hayvan. Hayvanda bile yok, hayvan bile değil mi? Yavrularına titiz. Mesela yiyecek bulup götürüyor, onlara bakıyor, temizliyor, koruyup kolluyor. Hayvanda bile yoktur. Münafığın karaktersizliğini açıklayacak kelime bulamayız. Evet.